Evet sevgili seyirciler, ekranların en çok izlenen talk show programı Hakan Takkaya with Late Night Show'da şu an ekranlarınızın alıcı ayarlarıyla oynamayın. Çünkü gerçekten muhteşem bir yaratık var şu an yanımda. Çok güzel, kıyafeti de çok güzel, çok beğendim. Allah nazardan saklasın. Asena bizlerle beraber. Asena'cığım hoş geldin. O ufak dudak hareketini gördüm yalnız. O kadar babaladık, hiçbir şey demedin. Ama şuradaki küçük gaz çıkışına buna mı takıyorsun yani? Ekranların dedim alıcılarıyla oynamayın dedim. Alıcılar çünkü şey oluyor dedim. Yani bu güzelliği dedim gözünüz kamaşırsa tabii dedim. Bütün bunları dedim ve sen hiçbir şeyden memnun olmayan kadın tuttun bu dudağımdan sesine bir taktın yani. Ay ne kadar doyumsuzsun Asena ya. Dakika bir de gülüyorsun. Şşt ne be? Şşt köpek mi çağırıyorsun? Şşt ne? Aa gülüyor bir de. Buradan hayvan hakları savunucularına sesleniyorum. Asena Hanım köpekleri şşt şşt diye çağır. Bir de gülüyor efendim. Kötü kadın işte görüyorsunuz. Bak yani akıllı ol, sabrımı taşı. Sevgili seyirciler, şu an savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Asena Hakan Takkaya'yı bana bak lan akıllı ol, alırım aklını diye tehdit etti. Girsin alt KJ'ye. Bana dediler ruh hastasıdır, dikkat et. Doğruymuş. Evet, şu an buradan tüm mercilere şikayette bulunuyorum. Canlı yayında Asena Hanım Hakan Takkaya'ya ruh hastası dedi. Ruh. Ama artık yeter! Sen ne istiyorsun? Bana bak bir tane çakarım şimdi. Ya üzülüyorum. Gördünüz sevgili seyirciler. Asena burama burama vurdu. Burada yok canım artık ufak okşadım. İşte bakın tokat üstüne tokat. Bir yerlere sığınmak istiyorum. Bu dayaktan kurtulmam lazım ama bu kadın bu yayını zor. Asena Hanım çok güzel gördüm ben sizi. Kıyafetiniz yurt dışından mı alındı? Alındı. Alınmadı. Aa, taklidimi yapma bana bak artık yeter bak insanca yaklaşmaya çalışıyorum sana. Ama ne dersem diyeyim artık sürekli bir tahrik durumum var yani. Ay, alındı, alındı ne oluyor? Kim sana alındı yaptı. Kıyafetiniz nereden alındı dedim. Nereden vallahi alındı gerçekten soruyorum. Nereden alındı? Nereden alındı işte? Valla doğum günümde hediye etti bir kız arkadaşım. Bir kız arkadaşınız mı? Hayatınızda kimse var mı? Yok. Şu an zaten bu programdan mı sonra da hiç olmaz. Ciddi evet misiniz? Yok mu kimse hayatınızda? Yok, hayırdır. Çok mu ilgilendin? Hayır canım, insanların özel hayatlarıyla ilgili konuşmalar yapılabilir talk show'da. Ayol Beyaz'ın programına gidip ne sorsa cevaplıyorsunuz. Bana geldin mi kimsenin ağzını? Bu vallahi çak ben açmıyor ya. Hiçbir programa gitmiyorum. Aa. Seninkine geldim sadece. Ay çok fena yaptın gı. Ay içim kıyıldı bak görüyor musun? Ah kıyamam ya. Asena çok özel bir kızsın ya. Dans hayatınızın vazgeçilmez bir parçası. Artık duyduğum kadarıyla ününüz Türkiye'yi aşmış. Yani Türkiye'de evet insanlar beni kalbine bir şekilde iyi veya kötü koydular. Ama artık Asena'nın daha değişik şeylere el atması gerektiğine inanıyorum ve bu dansı ve kendimi yurt dışında da tanıtmak, göstermek istiyorum. Yani sadece yurt dışında Türk seyirciler değil de yabancı seyirciler seyretsin istiyorum. Yani neden ben bir Fransa'ya, Paris'e gittiğimde Fransızlar seyretmesin beni? Nasıl oluyor geri dönüşler insanlardan? Yani şaşırıyorlar, enteresan geliyor ve hani benim duruşum, kostümlerim, müziklerim o kadar özel ki. Hani oryantal dediğiniz zaman yurt dışında da algı çok farklı. Hani bunu fiziksel ve kostümüyle, müziğiyle çok birleştiren, özen gösteren çok yok. Öğrencileriniz var mı? Var, Japon öğrencilerim var. Türkiye'den öğrenci bulamadın da Japonlara mı gittik ama? Ama Japonlar çok çalışkan. Yani saat 8 dedin mi asker gibi 8'de geliyorlar. Ayol ben onları bildiğim bilgisayar üretiyorlardı. Oryantalliğe de mi bu kadar ciddi yaklaşıyorlar? Yani erkekleri bilgisayar üretiyor ama kadınları oryantal çok seviyorlar oryantali. Ciddi misin? İnanılmaz. Peki dersleri Japonya'da mı veriyorsun o? Bazen Japonya'ya da gidiyorum. Singapur'a gidiyorum çok. Kore'ye gidiyorum. Kore'ye gidiyorsunuz. Ama ekseriyetle de çok bu tarafa geliyorlar. Yani burada hani bir de tarihi, kültürümüzü de araştırmayı çok seviyorlar. İşte pazarlarda, Eminönü'nde, Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı da seviyorlar. Yani kaç yıl daha dans? Kaç yıl daha dans? Yani o fiziksel bakmanıza ve ürettiğiniz yeniliklere bağlı. Fiziksel olarak görüyorum maşallah yumruk da aşağıya indirebilecek durumdasınız.
Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapıyor. Yapıyoruz. Yap, ha. Beraber yapalım. Aa, şimdi kaldır indir, kaldır indir. Yorar insanın kolları kopar kız. Hiç yapılacak dertler değil bunlar. Ay biraz daha böyle skandal konuşsalar canım. Japonlara öğretmeye çalışıyorum anlamıyorlar falan de. Her şeyi bu kadar güzellikle anlatmak zorunda mısın? Her şeyde sürekli böyle şeysin Asena böyle. Bak sen şeytansın, ben melek. Sen kötü yönlerini anlat, ben iyi yönlerini. Sensin iyi tarafı. Yani çok affedersin. Peki bir şey söyleyeceğim. Oyunculuk falan düşünmüyor musun? Bak sevdiğim bir konuya temas ettim. Bana kimse teklif yapmıyor. Şu sıralar severek izlediğin bir dizi var mı? Seni seyrediyorum, yeter işte. Allah Allah. Bir sabah programı falan mı yapsan sen acaba Asena? Beraber yapsak değil mi? Beraber mi yapsak? Ay, ama şu halde yapma benimle yani. Neyle yapacaksın? Şöyle ne bileyim böyle ne ya? Yakışıklı böyle... Işıklı mı? Şık. Aa, neon tabela mıyım kız ben? Ay yakışıklı ışık... dedim, ışıklı ya, demedim. Ha, yakışıklı. Yani takım elbise giysen, şöyle düzgün giysen, o hani o küpeyi müpeyi çıkarsan. Küpeyi de çıkardık. Düzgün olsan yanımda. Düzgün, şu an yamuk mu görüyorsun beni? Yani bu zibidi halinden çıksan da diyorum. Bana bak, kickboksunu mikboksunu bak. Benim canıma... Ay bilirim, sevgili... çok çirkefsiniz. Sevgili seyirciler, inanılmaz hakaretler görüyorum. Ama kusursuz televizyoncu olmak işte tam da böyle bir şey. Tahrik eden ne derse desin asla kanmıyorum. Nihayetinde çok asil bir insanım. Tam da sabah programı kıyafetim bu. Bu net bu. Ben bunları lavaboya giderken giyiyorum. Asena Hanım lavaboya giderken lastik terlik giydiğini itiraf etti. Survivor'da ama. Survivor günleri nasıl geçti? Çok güzel. Çok güzel geçti. Çok. Çok yani güzel. Ben zevk alan kısımlarından, yani zevk alan insanlardan bir tanesi. Zevk alanlardan. Evet. Peki. Çünkü Atlantik'in ortasında dünyanın en güzel denizi, en güzel güneşi. Yani daha ne isteyeyim? Daha ne kadar? Peki bu açlık meselesi insanı çok şey yapmıyor mu Asena Hanım? Vücut fonksiyonlarında bir sorun yaratıyor mu? Yok, bu beslenme türü? Yalnız yarışmadan sonra döndüğünüz zaman çok dikkatli beslenmelisiniz. Çünkü vücut aç. Birden yanmayın. Hani adadan elendiğinizde birden saldırırsanız yemeklere metabolizmayı bozarsınız. Bozarsınız. O yüzden doktor kontrolüne değmeniz lazım. Siz öyle mi yaptınız? Ben vallahi geldim hemen doktora koştum yani nasıl beslenmeliyim. Yüzüm, evet değil mi? Böyle evet. Bir yüzün güzelleşti. Bir de dişlerimi yaptırdım ben. Belli olmuyor mu bilmiyorum ama. Çok güzel dişlerim var. Yani diş çok değiştiriyor insanı, onu anladım. Yuva kurmak istiyor musun Asena? İleride belki. İleride ne kadar ileride? 2 sene sonra falan. Asena 2 yıl sonra evleneceğini açıkladı diyelim mi? Hayır, yuva kurmayı düşünüyorum dedim. Çocuk için mi evlenirsin yoksa aşık olduğun için? Aşık olduğum için. Hayatta mantık evliliği yapar mısın? Artık kimse almazsa beni mantıklı bir karar verir. Senin şöyle bir durum var ya şimdi bak. Yani senin kadar güzel bir kadını almak isteyen adamlar mı yok? Ne istiyor, sen neyin peşinde koşuyorsun be? Ya şimdi benim beraber ol... Şimdi sence Asena nasıl bir adamla beraber olabilir? Asena dediklerinde mesela gazeteyi açtığında Asena şununla beraber dediklerinde hangi adam profilini görmek istersin? Halkın bakış açısına halkın göre bakış açısı. Mutlaka işi gücü yerinde olacak. Hı hı. Ondan sonra eli yüzü de düzgün olacak. Ondan sonra senin yaptığın sanata da saygı gösterecek. Ondan sonra senin kazancına yanlamayacak. Hı hı. Anladım, sana çökmeyecek. 6 ay sonra ya hanım benim ödenmemiş senetler var, bana oradan bir 50 bin dolar ateşlesene de demeyecek gibi bir eş profili. Bir de sporla ilgileniyor olacak. Bir de halı sahada futbol oynasın. Fark etmez, spor yapsın da. Spor yapacak. Şimdi bu kıstaslar mıdır senin aradığın? Evet. Ya evleneceğin adamda para olmalı mı yani? Tabii ki olmalı. Fukara bir çocuğu gördün, çok beğendin. Pırıl pırıl gözleri. Bayıldın çocuğa, almayacak mısın? Ben almam. Çünkü ne olur biraz senin kazandıklarına yanlasam. Ezilir benim ismimin ve kazancımın altında ezilir yani, o daha kötü. Ya öyle bir erkek de zaten olmasın yani. Öyle bir peki, erkekse, bu erkek adamsa... Bir saniye ben konuşuyorum, bir erkek adamsa kabul etmez zaten böyle bir şeyi. Arkadaş, ay evlat olsa. Peki bir şey söyleyeceğim. Bütün bu kıstaslarda birini mi bulamıyorsun? Halı saha maçı yapıp aramıyorsun. Aramıyorum, vallahi aramıyorum. O kadar çok insan koşuyordur peşinden. Ama demek ki seçmiyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Yakın zamanda var mı herhangi bir organizasyon, bir dans şeyi duyurmak istediğin? Nisan ayında bir festival var, dans festivali.
Oriental dans. Dünyanın bütün ünlü dans hocaları festivale gelecek. Dünyanın en iyi oriental hocaları hangi ülkeden çıkıyor? Çeşit çeşit ya, bir sürü var. Almanya'dan var, Hollanda'dan var, İsrail'den dünyada var. Dünyada kaçta görürsün kendini? Japonya'da var, hiç bilmiyorum. İyi misindir yani? Yani ben yok. Piyasada o kadar adın usta, duyulmuş mudur dünya? Yok, o kadar usta hocalar var ki ben onların da derslerine giriyorum mesela, ne öğrenirim ya diye. Ya başkası olsa burada oturur yalandan sıkar. Bak kız her şeyin doğrusunu söylüyor. Ayol bu çok temiz kız be. Vallahi billahi be. Ay çok tatlı kız be. Efendim o zaman Nisan ayındaki dans festivalinde size başarılar dileyelim. Gelin siz de kameralarla. O zaman söz veriyorum, ben Hakan Takkaya gelip senin festivalini çekeceğim. Tamam, erkek dansçılar da var. Ne yapayım? Bana bak, yılan yılan laflar atma ortaya, çok fena yaparım seni. Hayır öyle dedim, ık dedim, böyle dedim, ne diyeyim? Hiç, işte gözüm senden başkasını görmeyecek, oraya gelip bir tek seni seyredeceğim. Ay yok, öbür ustalar da çok iyi. Bence onları kaçırma. Şahanesin. Ayaklarına sağlık. İnşallah. Hadi el salla. Ha bitti mi? Yok bitmedi. Braveheart mı çekiyoruz?